Kardeşlerim, Medine-i Münevvere'de Hendek Savaşı'nın yapılmış olduğu Ahzab bölgesindeyiz. Kur'an'da Enfal Suresi'nin ilk bölümünde Bedir Savaşı'nı, Ali İmran Suresi 121 ve 173. ayetlerde Uhud Savaşı'nı görebiliyoruz. Ahzab Suresi'nde de Hendek Savaşı'nı görüyoruz ve bu gördüğümüz ayetlerdeki satırları burada gördüğümüz zaman satırlarımızda bir yer ediniliyor ve etmesi de gerekiyor. Kur'an'ın telaffuzunu bir ucundan ayırıp hayatın geneline yaymak adına hemhal olmayı, peygamber hayatındaki gibi yaşayan Kur'an olma ülküsünü hedeflediğimiz zaman buralardaki anlam ve önem daha da bir farklı boyutuna geliyor. Düşünsenize, 625-627 yıllar arasında büyük kıtlığın olduğu bir dönemde peygamberin Medine'sine Mart ayında bir taarruz oluyor, 1 Mart'ta. 10 bin aşkın sahabe, 24 gün sürecek bir müsaara söz konusu olacak. Büyük bir sıkıntı içerisindesiniz. Bu açlık ve kıtlık dönemi içerisinde, soğuk Medine havası içerisinde hendekler kazılacak. 5,5 kilometre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde, 4,5 metre derinliğinde bir hendek kazılacak. Karşıdaki asker 10 bin kişi, eldeki çalışabilecek kişi 3,000-3,500 kişi. Kazım işlemi yapılacak. O esnada insanlar açlıklarını bastırmak için bazıları beline kemer, bazıları beline taş, hatta peygamberin karnına daha sert veya daha büyük bir kaya bağlayacak, bastıracak kadar bir açlık söz konusu olacak. Ve o esnada peygambere bir kesilmeyen, kopmayan, ezilmeyen bir kayadan bahsedecekler. Ve peygamber o kayaya her vurduğunda çakmak taşların birbirine vurması gibi bir parıltı oluşacak. Bismillah, Allahu Ekber. Ben Yemen'in fethini görüyorum diyecek. Yemen, dikkat ediniz, Habeşistan Aksum İmparatorluğu'nun emrinde. İkinci vuracak, Bismillah, Allahu Ekber. İkinciyi vurduğunda İran, Sasan İmparatorluğu'nun fethini müjdeleyecek. Kisra'nın bileziklerini Süreka bin Mali'nin elinde görüyorum, yani fethi müjdeleyecek. Üçüncüsünde bir vuruda kaya parçalanacak. Kayanın parçalanması önemli. Peygamberin verdiği haber önemli. Letuftu hennene Konstantin'in yefele ni'mel emiruha ve ni'mel cüzdali kendiş. İslam'ı fethedilecektir, onu fethetmen kumutan. Ne güzel kumutandır diyor Ahmet bin Hamel'in müslerinde. Bunu söylediğinde etrafta kıtlık var, açlık var, 10 bin kişilik düşman var. Karnı taşlar bağlanmış, Medine kıtlık böyle bir dönemde bir sahaba bile demiyor ki ya Resulallah biz de eylemle bu sıkıntı içerisinde bu fethi nasıl mümkün olacak diye. Ve in tasbiru ve tettegu la yadurrukum keyduhum şey'e. Ali İmran da diyor ya, inanırsanız, güvenirseniz Allah onların planlarını size zarar verdirmez. Ve la tehinu ve la tehzenu ve entumul a'lavna in kuntum müminin. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer gerçekten iman ediyorsanız üstün geleceksiniz. Her şeyin biteceği bir noktayken burası Allah'ın lütfuyla fetihlerin başlangıcı. Bedir olmasa Uhud yaşanmayacaktı. Uhud'daki şefkat tokatı yenilmeseydi hendek karşımıza çıkmayacaktı. Buradaki muhasara ve Selman'la vesilesiyle ortaya çıkan hendek kazımıyla mücadele olmasaydı Mekke'nin fethine gelecek kapılar açılmayacaktı. Hepsi birbirine bağlı. Hakikati Rabbim biliyor. Öyleyse geçmişten ders almalı. İstikbalimize, kutlu yürüyüşümüze devam etmeliyiz ki Allah'ın yardımı üzerimize insin. Doğudan batıya, kuzeyden günaya, ilahi kelimetullah'ın sancağı her yerde dalgalansın.